Arkadaşlar Otosehir'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Meriç Türkbulmaz'la beraber, direksiyonun başında kendisi. Sizlere bambaşka gibi görünen ama aslında aşina olduğumuz bir araba anlatacağız. Nedir Meriç test konuğumuz? Tourneo Courier. Harika. Nereden aşinayız? Daha evvel testini yayınladığımız Ford B-Max'in aynısı gibi. Ama daha ticari gövde. Meriç, otomobil her açıdan tanıdık geliyor. İçinde bulunduğumuz kabin biraz şişkin olmasına rağmen hep gördüğümüz, tanıdığımız aksesuarlarla dolu. Bilmiyorum. Fiesta'da kullanılan kontrol panelleri, klima kontrolörü, göstergeler, direksiyon, vites topuzu. Ama hepsinin malzemesi farklı. Malzemesi farklı, evet tabii. Fiesta'da konsolun üst kısmında yumuşak bir malzeme kullanılıyordu. Burada sert, çizilmeyen, dayanıklı malzeme. Dayanıklı, gerçekten yani sert olmasını hani kötü olduğu için söylemiyoruz. Güzel bir malzeme, güzel bir plastik. Tıkırdayıp gıcırdamıyordu ama hani şey efekti de vermiyor. Çok yumuşak dokunduğunuz zaman hani üstünde deri deseni var yine ama o hissiyatı vermiyor. Bulunduğu klasman itibariyle bunlar zorunlu şeyler. Çünkü bu araba aynı zamanda ön koltuğu da yatırılıp arkadan öne ne bileyim PVC boru dayanabilecek şekilde kullanılabilir. Yani tabii o tarz kullanımlar transit kurye için daha çok geçerli. Bu binek versiyonu. Burada tam da akıl çelen şey yok çünkü transit kurye ile aynı gövdeyi paylaşıyor. Ama üzerine tamamen binek donanımı, binek makyajı giydirilmiş. Evet. Oturma pozisyonundan bahsetmiştik B-Max'te Fiesta'dan farklı olarak. Hani azıcık yüksekte olduğunuz için Ford'un bu insanın üzerine gelen daha basık modellerdeki kokpit tasarımı kullanışlı hale geliyor diye. Bunda da aynı etkiyi görüyoruz. Ön göğüs kısmında çok rahat kahvaltı dahi edebilirsiniz. Piknik bile yapabilirsiniz. Öylesine geniş kullanışlı alan var. Sürücü hani çok rahat olmasa da yolcu önünde direksiyon bariyeri olmadığı için arkalara kadar uzanabiliyor. Burada bu taraftan bahsetmişken Can, şurada bir bölme olduğunu gösterelim. Evet, yani, evet. Kuryeye özel bir orada bir bölme yapılmış. Hı-hı. Ben de baktığımda dedim orası neyin nesi öyle, ben bir gölge falan mı görüyorum acaba dedim. Kurye özel tavanda da şey var, rayımız var. Yukarıda da bir bölmemiz var. Hı-hı. Bu aslında üst donanımlarda gelen bir şey. Bazı modelde şu parça yok. Olduğu gibi yalın bir tavanla karşılaşıyorsunuz. Tavan da aşırı yüksek. Aşırı yüksek diyorum. Aslında yani ticari araçlara göre çok fazla yüksek değil. Böyle aynen öyle. Biraz daha böyle aralarda yüksek, kalan bir seviyede. Yani normalde buraya bir yükleme yapamazsınız. Zaten ağırlık merkezi için sıkıntılı durumda. Sadece içerisini yüksek. Biraz daha ferah hale getiren bir veya yükseklik. Veya işte Simpson ailesinin hanımı değilseniz. Evet. Saç sorunuz yoksa böyle şey yapıyorsunuz, garipsiyorsunuz. Abartılı şapkaları seviyorsanız tüylü müylü bu tavan yüksekliği sizin işinize gelebilir belki. Kapılar geniş açılıyor. B-Max'teki en büyük fark, en radikal değişiklik olmayan B sütunuydu. Bunda B sütunu var. Bildiğimiz, alıştığımız düzende bir şasisi var aracın. Koltukların tasarımı farklı. Koltukların yan destekleri gayet iyi olmakla beraber hani ben iyi tutulduğumu hissediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Sıkılmıyorsun değil mi? Biraz daha geniş. Hayır, gayet belki. Güzel kavramaları. Yani ne çok fazla sıkıyor, ne çok fazla içinde gezdiriyor. Tam güzel. Benim bedenime göre denk geliyor. Senin de mutlu olman sevindim çünkü ben de rahat ediyorum koltukta. Test ettiğimiz araç titanyum donanımı. Hı-hı. Ve koltuklar gayet güzel bir kumaştan imal edilmiş. Rengi olsun, üstündeki deseni, dokusu öyle, olsun. Öyle. Arka tarafta da aynı hoşluğu hissedebiliyorsunuz. Yani Tourneo Courier binek versiyonu ticarilerden bu konuda ayrılıyor. Şunu söyleyebilirim ama İç mekan ambiyansı itibariyle her ne kadar binek modellerle aynı tasarımda parçalar kullanmış olsa da araba olması gerekenden biraz daha geniş. Evet. Koltukların yerleşimiyle sizin arabanın dış cilleri arasındaki mesafeniz farklı olduğu için kolçak kullanımı çok pratik değil. Bilhassa arkada sürgülü kapılar olduğundan dolayı kolunuzu koyacak yer bulamıyorsunuz. Burada şu şekilde çok güzel bir kol koyma yeri özellikle tasarlanmış ön kısım öyle. İçin böyle. Öyle. Fakat kapıyı açıp kaparken tutacağımız tutamak yine bu üst kısma entegre edildiği için Meriç, insan alışana kadar arayabiliyor. Keşke şu aşağıda camaşma kapama düğmesinin olduğu yerde olsaydı dedirtiyor. Ama buraya da gene tam kolunu koyacak düz bir panel hazırlamışlar. Yani evet, işte orada da işte böyle kapı açma oturma, koludur gibi. Bilmem nedir Can. Bunlar birkaç seferde alışılacak şeyler yani. Yine ama de, tabii ki tasarım farklılıkları. Yine de değinmekte fayda görüyorum ben. Şimdi emniyet test aracım yükseklik ayarı yok. B sütunu evet. Var dedik, B sütununa sabit. B-Max de koltuktan geliyordu. İyi pozisyonda tutarak sizi çok rahat kavramaya imkan veriyordu. Cam görünüş alanları geniş.
BMX'ten en büyük farklılık kabinde oturduğunuz zaman dikiz aynaları olarak görüyorsunuz. Dikiz aynaları kocaman. Dikiz aynaları Fiesta ve BMX'ten farklı bir yapıya sahip. Aynen öyle. Yalnız biraz talihsiz bir tasarım, katlanmıyor. Evet. Katlamaya çalışıyorsunuz, açının düzgün olmadığını görüyorsunuz. Eski Opel Vectra'dan ilk defa rastladığımız bir kusur. Umarım yakın zamanda düzeltilir. Dar alanda park ederseniz sizi mağdur edecektir. Yani haricinde... aynayı büyük yapalım derken falan o konuda bir sıkıntı olmuş. Sonradan da değinememişler, düzeltememişler. Aynen gibi öyle. Bir durum. Aynı ayağında az bir şey şöyle, az bir şey kapatılabiliyor ama tam manada işinize yarayacak şekilde kapanmıyor. Aynen öyle. Can, test aracımızla ilgili motora değinelim diyecektim. Hı, anladım. 1.6 TDCI 95 beygirlik güç ünitesi bütün turnuya kuryelerde kullanılan motor. Artık 1.5 TDCI kalktı tedavülden ama tamamdır. Ben Avrupa'daki bazı şeylere baktım, ülkeleri hala bazılarında sunuluyor. Bu şu anda Türkiye'de üretim. Türkiye'de Yeniköy fabrikasında. Evet. Yeni genişletilen montaj hattında üretiliyor. Farklı ülkelerde beklentiler değişik olduğu için optimizasyonlar yapılabiliyor. Tabii. Değişik motor hacimleri eklenebiliyor, çıkartabiliyor ülke pazarlarında. Ülkemizde olmayan 1 litre EcoBoost motor var mesela. Onu Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da falan alabiliyorsunuz. Hafiften tombikçe 1280 kilo. Bu motorun BMX'te de benzer ağırlık vardı. Motorun bu gövde ağırlığıyla cebelleşmesi pek eğlenceli değil. Yani arabayı hızlandıramıyorsunuz. Çok şey tepkiler vermiyor. Agresif tepkiler vermiyor ama bir kere hız kazandığınızda da hızını koruyabilecek şekilde yüksek torklu yapı sunuyor size. Şanzımanın vites oranlarıyla gayet uyumlu. 5 ileri şanzımanımız var. Öyle. Vites yolları gayet net. Ford'dan alıştığımız gayet düzgünce tasarlanmış. Kullanım oldukça rahat bir düz vites. Dizel motorla da uyumlu oranlar tercih edilmiş, dizel çalışma karakteristiğine. Gayet kullanışlı ama dediğim gibi sportif performansı beklemek lazım. GTI performansı debriyaj pedalı da oldukça lazım. Yumuşak. Şehir içi kullanımlarda insanın sol ayağını yormayacak derecede. Ve uzun stroklu kavramasını çok rahat ayarlayabiliyorsunuz. Benzer şekilde. Bunlar benim Ford'a dair sevdiğim detaylar. Fren dozlaması da iyi. Gaz pedalının tepkileri de fena değil. Motorun gürültü karakteristiği de hem iyi yalıtımdan sebep kabine yansımaması açısından başarılı. Hem de kendisi çok kafa ağrıtan yapıya çıkmıyor sunduğu ses karakteristiği. Ses yalıtımı oldukça başarılı Can. Otoyol süratlerinde 120 km saat gibi hızlarda bile çok fazla böyle kafa ütülecek bir gürültü olmuyor içeride. BMX'ten 20 santim daha geniş, 15 santim daha yüksekti değil mi? Evet. İşte. Ama benzer ses izolasyonu özellikleri sunuyor yani. Bu ciddi bir yüzey alanı genişlemesi. Yani evet. Aerodinamik performansına etki eden bir farklılık. Bu gövdeyi taşırken dahi zorlanmıyor oluşundan aslında tebrik etmek lazım mühendisleri. Güzel iş çıkarmışlar. Ve rüzgar sesini de dediğin gibi içeriye minimal düzeyde alıyor sayılır. Yani binek otomobilde olduğunuzu hissetmenize mani olacak hiçbir şey yok, hiçbir etmen yok. Süspansiyon darbe emişi gayet başarılı. Tıpkı binek kardeşinde, daha doğrusu daha şehirli kardeşinde olduğu gibi arkada torsiyon çubuğu var. Yükleme kapasitesini olumsuz etkiliyor bu. Ticari araç tabii olarak bakmamak lazım. 500 kilo. 500 kilo yükleme kapasitesi bu var. Bu klasmanda Türkiye'ye özel bir durum bu. Hani Avrupa'da pek tercih edilmiyor. Hafif ticarilerin binek amaçla kullanılması. Fiat Doblo daha evvel denendi. Arka tarafta trailing arm süspansiyon kullanıldı. Evet, darbe yemiş konusunda daha güzel, daha konforlu bir sürüş sunuyor ama kocaman gövdeye rağmen küçücük yükleme kapasitesi sunuyordu o arabada. Bu modellerin olması gerekeni standartta arkada sabit akstır. Hatta yaprak yaydır. Ön taraf medenice darbe yemerken arkada boşken zıplarsınız. Bu öyle değil. Bu binek sürüşünden hiçbir taviz vermiyor. BMX ile ayırt etmek çok zor. Yoldaki karakteristiğini. Evet Can, yakıt tüketimine değinelim diyorum. Yakıt tüketimi bizim test süresince İstanbul trafiği malum. Ondan sonra otoyol süratlerinde kullandık. Hı hı. Yani düşük yakıt tüketimi için ideal yollarda gitmedik. Şu anda İstanbul ortalaması karışık 6 litre. Ve uzun bir süredir bu değerden ne aşağıya ne yukarı çıkıyor. Dizel otomobiller için aslında
makul bir şey. Dediğim gibi aerodinamik dezavantaja rağmen bunu sunuyor olması. Şunu da söyleyeyim. Sabit süratli 80'le 90'la gidilen uzun yolculuklarda 4,5 litrelere kadar inilebiliyor. Daha da yavaşlanırsa yakıt tüketimi daha da aşağı çekecektir. 70 gibi bir seyahat süratini tercih ederseniz gövde tasarımından dolayı. Kocaman profil. 70'te bayağı düşük kalıyor can. Bir de şunu söyleyelim. Hız sınırlarından bahsederken bu araç binek olduğu için 110 km hızla tabi. Tabii. Bizim duble yollarımızda. Böyle bir avantajı da var. Bizim başımıza gelmedi. Biz gözlemleyemedik bulunduğumuz mevsim itibariyle. Fakat yan yüzeyi çok düz ve yüksekçe, yelken gibi. Yan rüzgarlardan bilhassa yüksek süratte olumsuz etkilenmesi kuvvetle muhtemel. Viyadüklerden geçerken teyakkuzda olmakta fayda var. Tabii bir üst sınıf, yani bir üst sınıf değil mi? Ebat olarak bir büyük sınıf ticari araçlarda olduğu kadar o kadar bir rüzgardan dolayı yana yatma olacağını zannetmiyorum. Yani çünkü aracın ölçülerine baktığımızda C-Max kadar bir yan yüzeyi var. Orası öyle de iz açıklığı C-Max kadar değil. Tabii yolu oturuşu C-Max kadar geniş. Süspansiyon geometrisi de farklı. Tabii. Ondan dolayı dediğim gibi bir gözünüzü daha açık tutmakta fayda var. Her zaman hafif ticari araçtan bineğe adapte edilmiş bir araca bindiğinizi aklınızdan çıkarmayacaksınız. Şimdi benim kafamdaki soru işareti şu Meriç. Bu arabayı kim alsın? B-Max varken iki tane birbirine bu kadar yakın arabayı Ford niye çıkardı piyasaya? Fiyat farkları var mı? Fiyat farkı var Can. En dolusunda biz B-Max'in de en dolusunu test etmiştik. Şu anda Courier'in de en dolusunu test ediyoruz. 4000 lira kadar bir fark var arada. Hı hı. Kimin lehine? Courier'in lehine. Eyvallah. Courier 4000 lira çünkü daha ucuz. Daha büyük karoser sunuyor. Hı hı. Tam tersi de olabilir. Onun dışında yani B-Max'le kıyasladığımızda belki o ortada sütun olmaması durumuna takılan insanlar bunu tercih edebilirler. Ayrıca ortada sütun var kapıda. Yani şey. Üçüncü yolcuyu taşımak konusunda orta sıra koltuklarda o konuda da avantajı var. Omuz mesafeleri daha geniş. Üç yetişkin rahatlıkla seyahat edebilir. Koltukları katladığında zaten tabii devasa bir icacım. Yani bunu aslında şöyle düşünmek lazım. B-Max müşterisi daha çok şehirde vakit geçiren, şehir içinde vakit geçiren, arabasıyla çok ağır yükler taşımayan insan olsa biraz daha mutlu olur gibime geliyor. Kuryeye aklı çelecek olan insanlar sanki eviyle işini bir arada yürütmek üzere arabasını tercih ederken düşünebilen, bazen malzeme taşımak için arabasını, binek arabasını kullanmayı düşünebilen insanlar olabilir. Çünkü ne bileyim, yazlığa çiçek götürmek olur, işte portakal fidanı efendime söyleyeyim, limon ağacı, arabayı yükleme gibi fantastik istekleri olabiliyor bilhassa hobi olarak bahçecik yapan emeklilerin. Onlar için biçilmiş kaftan, kocaman hacim, çok yüksek olmayan yükleme kapasitesi, yalıtım zaafı da yok, gayet binek otomobil şeklinde kullanabilirsiniz. B-Max'teki benzinli motor seçenekleri bunda yok. Tamam, o 1.6 otomatik şanzıman alternatifi yok. Otomatik şanzıman. B-Max için bizim dediğimiz altın kombinasyon 1.6 atmosferikle power shift'in kombinasyonu. 1.4 atmosferik. Tamamdır. B-Max'te 1.4 atmosferik var. Atmosferik motorlu power shift şanzımanı kombinasyonuydu. Bunda onu alamıyoruz. B-Max'in dizelini alacağınızda bunu da tercih edebilirsiniz. Hem işinize yardımcı olacaktır ufak tefek getir götür işlerini, hem de ailenizle gönül rahatlığıyla bindirebileceğiniz, gezdirebileceğiniz bir model olacaktır. Yalnızca işte dışarıdan bakıldığı zaman ticari araç görünümü olduğundan dolayı gövde yapısı itibariyle hani biraz daha prestij meraklısıysanız B-Max bu konuda daha uygun tercih olabilecek gibi gözüküyor. Ama Can şunu da eklemek istiyorum. Ön yüzü B-Max'ten daha farklı ve güncel model tasarımlarına daha uygun. Hani bu Aston Martin'den alıntılanan ızgara burada daha belirgin. Aman 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 sakın ha, onu öyle söyleme. Aston Martin değil. Bildiğiniz balta burun taunus ızgarası koymuşlar. Fotoğraflardan bakıldığı zaman Aston Martin gibi duruyor ama ızgaranın iç detayı aynen eski taunuslardaki gibi. Aston Martin'de o çok daha farklı bir detay. Tabii. Yani Ford'un genetiğine de gönderme yapılmış olduğu vesileyle hatırladım. Teşekkür ederim. Tasarımı albenili. Ama arka kısım çok düz hatlarda olduğu için yine ben şeyim diyor yani. Binek değilim diyor. B-Max o konuda biraz daha albenili. Gövde kullanışlı. Her tarafa görüş açılarına hakimsiniz. Yakıt tüketimi de uygun. Aklınızda bulunsun. Sedan modellere, kompakt sedanlara, küçük ticarilere çok güzel bir alternatif. Bence olmuş.
Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben de olmuşum. Eklemek istediğim bir şey, aracın titanyum plus donanımı olduğunu bir kez daha yineleyelim. Bir sürü özellik var. En dolusu arka park sensörü var. Sync sistemi var. Mesajları sesli okuyan sistem. Otomatik klima, koltuk ısıtması var. Sizi yakıyor gerektiği zaman. Bayağı kuvvetli bir koltuk ısıtması var. Gereğinden fazla kuvvetli bir koltuk ısıtması var. Konuda da ilgili arkadaşların kulağın içini de atalım. Koltuk çok ısıtıyor. Isıtmalı ön cam var. Altı hoparlörlü bir ses sistemi var. Gayet başarılı bir ses veriyor. Yani ticari araçlarda görebileceğiniz gibi basit bir sistem değil. Gerçekten bir binek otomobili yakışan düzgün bir sistem. Hoparlör yerleşimi de güzel. D sütunlarına kadar. Bir de bu radyo kontrol ünitesindeki tuşlara değinmek gerekirse Sony ünitesini biliyoruz biz BMX'ten. O biraz daha karışık. Bu biraz daha sade bir hali. Bu benim daha çok hoşuma gitti. Bu tarafta kontrol fonksiyonları, bu tarafta 0'dan 9'a kadar numerik tuşlar. Gayet başarılı. Daha kullanışlı. Ekran büyüklüğü 3,5 inç olmasına rağmen gayet okunaklı ve çok güzel grafikleri var. Buradan klima ayarlarıyla oynadığımız zaman burada da gösteriyor. Yani Ford'un ergonomisini seviyorum. Tuş düzeni. O da seni seviyor. Kullanıcısını seven otomobil tasarımı. Evet. Güzel. Dediğimiz gibi görüntüsüne aldanmayın. Binek otomobilden hiçbir farkı yok. BMX'e sığmayıp da biraz daha hacim isteyeceğiniz işler olursa da hiç düşünmeden alabilirsiniz. Fiyat farkının da lehine olması büyük Tabii. bir avantaj. Böyle otomobilleri daha sık görmek istiyoruz. Evet Can, kuryeden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Farklı araçların izlenimlerini aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Bizi takibe devam edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.